Arkadaşlar merhabalar MSV özel bir problem sorusu çözeceğim size sıcağı sıcağına yazdım hemen hem gündem özel olsun hem de MSV'ye özel olsun şeklinde MSV'de ALES'de KPSS'de bazen böyle gündeme dair sorular sorabiliyorlar Tabii pandemi nedir diye bir soru değil ama bunun böyle işin içinde olduğu bir soru ya da işte diyelim cumhurbaşkanlığı seçim oluyor onunla ilgili bir kural sorusu falan araya sıkıştırabiliyorlar. O yüzden ben de bu şekilde bir soruyla katkıda bulunmak istedim. Zaten dün, bugün mevzu özel sadece mevzu için çalışan öğrenciler varsa şeklinde bayağı bir katkısı olan hocalar sağ olsun oldu. Benim de böyle bir soruluk bir katkım olsun. Şimdi ülke genelinde seyreden salgın nedeniyle 50 şehirlik bir ülkede alınan önlemler aşağıda verilmiştir. Çok yüksek, çok yüksek riskli şehirlerde cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar kapalı olacak. Orta riskli şehirlerde cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı olacak. Restoranlar açık olacak. Düşük riskli şehirlerde yalnızca pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak. Yanda dağıtılan bilgilendirme broşürünün bir kısmı görülmektedir. X simgesi kısıtlamayı göstermektedir. Restoran kutucuğunun işaretlendiği 16 şehir ve X simgesinin bulunduğu 100 kutucuk olduğuna göre kaç şehir düşük risklidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada bir kere restoranların Kapalı olduğu durum aslında bize neyi anlatıyor? Zaten oranın çok yüksek, çok yüksek riskli olduğunu anlatıyor. Deminden beri yüksek falan diyorum çok ilginç. Çok yüksek riskli olduğunu anlatıyor arkadaşlar. O zaman 16 tane şehir çok yüksek riskli olması lazım ve bu 16 şehirde de üç kutucuğunda dolu olması gerekiyor. Dolayısıyla bu 50 şehirden 16 tanesi arkadaşlar, 16 çarpı 3'ten 48 kutucuğu dolu olacaktır. Neden? Restoran kapalıysa tabii ki pazar günü kesin kısıtlama var, cumartesi de kısıtlama var. Nereden anlıyoruz onu? Bu cümlelerden. Sonra arkadaşlar geriye kalıyor o zaman 34 tane şehir. Şimdi 34 tane şehirde ya orta riskli olacak ya da düşük riskli olacak. O zaman soruda bizden istediği X diyelim düşük riskliye, hatta A diyelim oradaki X ile karışmasın. A tane düşük riskli il olsun. O zaman bundan dolayı sadece bir kutucuk boyanır. Çünkü düşük riskli illerde sadece pazar günü kısıtlama var arkadaşlar. O zaman A tane şehirde bir tane kutucuk dolu olacak. Geri kalan 34 eksi A şehirde ise iki kutucuk dolu olacak çünkü hem cumartesi hem pazar kısıtlama var ama restoran kısıtlaması yok. Dolayısıyla bunların toplamı da arkadaşlar bize kaçı verecek. 48 tane zaten hali hazırda kutucuk dolmuştu. Buradan da geldi bu kutucuk sayısı ve toplam kutucuk sayısı dolu olan 100. Böylece A artı 68 eksi 2A artı 48 eşittir 100. Haliyle eksi A artı bu 68 48 daha kaç yapıyor ya? 116. 116 evet. Eşittir 100. Demek ki A buradan arkadaşlar 16'ymış. Böylece Düşük riskli il sayısı, şehir sayısı 16 olmuş oldu. MSÖ'yü hedefleyen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah çalışanın hakkını aldığı bir sınav olur. Şansa bağlı olmadan mutlu olacağınız bir sonuç elde edersiniz. Sadece MSÖ'yü böyle bir deneme sınavı tadında çözecek öğrencilerimiz de yarın güzel bir prova yapmış olacaklar. Özellikle... E ee, ilk defa TYT'ye girecek olanlar için ben çok iyi bir prova olduğunu da düşünüyorum. Çünkü denemeleri ya evinizde çözüyorsunuz ya okulunuzda ya kursta çözüyorsunuz ama bir sınav ciddiyetinde çözmek. işte e, istediğin gibi tuvalete gidemediğin, böyle istediğin gibi hareket edemediğin bir ortamda sınav yapmak bence çok güzel bir prova olacak. E ee, inşallah güzelse yarın kazanımları, katkıları olur arkadaşlar. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar.